Benim Yemeklerim, Benim Çiçeklerim kanalından merhabalar herkese. Bugün size çiçek coşturan yapacağız. Çiçeklerin rengini arttıracak güzel bir kür hazırlayacağız. Ama ne yapıyoruz tabii, öncesinde kanalıma abone oluyorsunuz ve beni destekliyorsunuz. Bunun için gerekli malzemeleri ufaktan bir sayalım. Bir 5 litrelik suya ihtiyacımız var. Pekmez. Ne pekmez olursa olsun önemli değil. Birazcık toz şeker. Evimizde kullanmadığımız antibiyotik veya ilaçlardan da birer tane, çok fazla değil. Ve bir miktar da daha önceden ıslayıp yumuşattığımız ve aromasını çıkardığımız hayvansal gübre ihtiyacımız var. Evet, şimdi ufaktan neler yapacağımıza başlayalım. Evet, suyumuza önce biraz ben bıldırcın gübresi, ne kadar söyledim, böyle 2 yemek kaşığı kadar bıldırcın gübresi koydum. Siz hayvansal gübre fark etmez, her şey olabilir. Olmasa ne olur, olmasa da olur. Ama olursa daha iyi olur. Suyumuza bir miktar fazla eklemeyeceğiz. Evet, bir miktar hayvansal gübre suyu ekledik. Pekmez, ne pekmezi olursa olsun bu müthiş bir kür arkadaşlar. Çiçeklerin rengini yerine getiriyor. Toprağa enerji veriyor. Çiçeklerin köklerinin gelişmesini sağlıyor. Buna pekmez ekleyeceğiz. Nasılsa bu pekmez insan vücuduna enerji, sağlık, sıhhat veriyorsa aynı şey bizim çiçeklerimiz için de geçerli arkadaşlar. Yani çiçekler de birer canlı olduğu için onlar da bu tür şeylerden faydalanırsa daha güzel, daha iştahlı, daha harika çiçeklerimiz olabilir. Biraz toz şeker ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı kadar. Bu fazla ama. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da buna toz şeker ekledik. Evimizde kullanmadığımız ilaçlar biliyorsunuz, antibiyotikler vesaireler, bunları atmaktansa bu tür kurlarda mesela C vitamini atıyoruz. Bir tane içerisine kullanmadığımız bir antibiyotik atıyoruz. Ne yaptık? Güzel bir karışım elde ettik. Bunu bir gün bekleteceğiz ve iyice gelişecek, güzelleşecek. İçindeki atmış olduğumuz ilaçlar, türler eriyecek ve müthiş bir çiçek coşturan yapacağız. Ne zaman? Bir gün sonra görüşmek dileğiyle. Hadi bay bay. Evet, yapmış olduğumuz karışımı biliyorsunuz bir gün beklettik. Bunun üzerinde yaklaşık 2 aydır çalışıyorum ben. Şimdi yaprağı güzellerde bir deneme yapmıştım. Aynı cins 2 çeşit yaprağı güzelde. Onda nasıl bir etki sağladı onu göstereceğim. Fakat ondan önce nasıl uygulayacağımızı gösteriyoruz. Çok fazla vermiyoruz. Herkese yarım çay bardağı. Bunu yaptıktan sonra yarım çay bardağı, her çiçeğe yarım çay bardağı, 15 günde bir uyguluyoruz. Üzerine yarımşar çay bardağı da su ekliyoruz. Daha iyi alsın, köklere daha iyi ulaşsın ve biraz daha açılsın diye. Çünkü konsantre bir karışım bu. Şimdi bunu uygulamış olduğumuz çiçeklere doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Evet, bu yaprak güzelimi kolyosları görüyorsunuz. Nasıl coşmuşlar. Renklere bakın. Harika. Bu çok güzel bir yaprak güzel. Ve bir saksıda tam 6 renk var. Bakın şöyle 1, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, hatta 7 taneymiş. Şunu yakından çekmeni istiyorum. Evet, bir saksıda 7 tane var. Bunlara ben yaklaşık 2 aydır bu kürü uyguluyorum. Ve nasıl coştuğunu ve nasıl renklendiğini görüyorsunuz. Şimdi bunları iki cins aynı yaprağı güzelin üzerinde deneyeceğiz. Evet, bu yapmış olduğumuz karışımı ben tam 2 aydır test ediyorum. Test ettikten sonra
sizlere bunun tarifini verdim. Şimdi nasıl test ettim onu da söyleyeyim. Aynı cins iki tane yaprağı güzelim vardı. Bir tanesi biraz büyüktü. Bir tanesi birazcık küçüktü. Ben bunun bir tanesine bunu uyguladım. 2 aydır 15 günde bir verip suluyorum. Sizlerle de bu deneyimi paylaşmak istedim. Yani bu işe yarıyor mu yaramıyor mu? Müthiş bir yapraklarda koyulaşma, renkleşme, düzgün çıkma, harika bir görüntü oluşturdu. Hemen bunu yakın çekimde size gösteriyorum. Bu biraz önce size tarif ettiğim karışımımızın, çiçek coşturanımızın kullandığımız yaprağı güzelim. Bakın görüyorsunuz. Aynı toprak, aynı cins yaprağı güzel. Bakın bu çiçek coşturan kullandığımız yaprağı güzelimiz, yaprak güzelimiz, kolyos çiçeğimiz. Bu da bundan daha büyüktü bu. Bu çok küçüktü. Bakın bu da kullanmadığımız. Aradaki farkı şöyle bir tane yaprak koparacağım. Evet. Bir tane de bundan koparayım. Evet. Bu çiçek coşturan kullandığımız yaprağı güzelimiz. Bu da kullanmadığımız yaprağı güzelimiz. Aradaki farkı siz de görebiliyorsunuz ve çok büyük bir fark var. Renklerin güzelliğine bakabilir misiniz? Ve bu çok küçüktü. Neredeyse bunun boyuna ulaştı. Hatta şöyle yapayım. Yani bu biraz daha şey olarak aşağıda kalıyor. Saksı yapısı olarak. Görüyorsunuz. Bir buna bakıyoruz, bir buna. Bunu ne yapıyoruz? 15 günde bir yarım çay bardağı. 15 günde bir yarım çay bardağı çiçeklerimize döküyoruz. Tekrar üzerine yarım çay bardağı veya bir çay bardağı da su döküyoruz. Çünkü bu biraz konsantre bir ürün. O yüzden ne yapıyoruz? Çiçeğimize hani fazla zarar vermesin, yakmasın, köklerinde herhangi bir tahribat oluşturmasın diye kuvvetli bir konsantre yaptık. Ben bunu size tarif ettim. Güzelce ne çiçeklerimizin ne durumda olduğunu gösterdim. Çiçeklerimize nasıl etki yaptığını göstermek için de aynı cins iki çiçeğimizde, aynı cins toprak ve aynı cins iki tane yaprak güzelimizin üzerinde bunu denedim. Deneyim yaptım ve sizlere de bunu anlatmaya çalıştım. Zaten benim yaprak güzellerim maşallah. Şöyle bakın bu çiçek coşturanlar kullandım. Size vermiş olduğum tarifi bunlarda kullanıyorum. Renklerin güzelliğine bakabilir misiniz? Çok güzel. Yani kullanmış olduğumuzla kullanmamış olduğumuz arasında dağlar kadar fark var. Size küçük birkaç tüyo öğretmeye çalıştım. Evinizde bunu mutlaka uygulayın. Günlerce kalabilir bu yapmış olduğumuz karışım. Hiçbir şey olmaz. Balkonunuzda, bir kenarda, gölgede, güneş görmeyen bir yerde bunu muhafaza edersiniz. 15 gününde bir çiçeklerinize uygularsınız ve çiçeklerinizin nasıl farklılık gösterdiğini, nasıl büyüdüğünü, renklerinin nasıl koyulaştığını, coştuğunu fark edeceksiniz. Bu karışım aynı zamanda bazıları gübre bulamayabilir, gübreye ulaşamayabilirsiniz. Bu da size organik, güzel bir gübre olarak çiçeklerinize yansıyacaktır. Benden bugünlük de bu kadar. Size hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Benim yemeklerim, benim çiçeklerimden hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere.